E, bu açıklama bizim için önemli e, ve istersen hemen Yeniden Refah Partisi ile devam edelim. Yeniden Refah Partisi aslında dünkü açıklama e, oldukça cesur analizler de barındırıyordu içinde. Fatih Erbakan e, CHP'nin bizim varlığımız söz konusu olduğunda CHP'nin kazanma olasılığı üzerinden yorumlar yaptı. Bu bir beka seçimi değil ifadesini kullandı. E, acaba daha mı kararlı? Yani hep şunu diyoruz ya U dönüşü olur mu? bu sefer U dönüşü olmayacak gibi mi kararlı bir ilerleyiş söz konusu? Ve bir de bu bir belediye seçimi. Dolayısıyla üç büyük şehirde adaylarını e, açıklayacaklarını söylüyorlar ama önümüzdeki cumartesi günü e, tamamen mi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne e, destek verme kararı alınır ya da bir şehirde iki şehirde daha böyle bölünmüş şekilde mi destek kararı alınır? Yani u dönüşünden anlayacağımız şey nedir? Bunu soracağım ben bir de sana. Çok soru bir arada oldu. Şöyle başlayayım. Bence yeniden refahın 20 Şubat'a kadar olan kararını 10 Şubat'ta değil 20 Şubat saat 17'ye kadar olacak olan kararını biraz kamuoyu araştırmaları da belirleyecek. Eğer kamuoyu araştırmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu bugün olduğu gibi hala yarışı önde götürüyor ise bunu tırnak içerisinde söyleyeyim yeniden refah partisi CHP zihniyeti olarak adlandırdığı e, bu durumun vebalini almak istemeyebilir. Ve o gün o saate kadar adaylığını çekmek isteyebilir. Çünkü tabanından e, kabul edelim ki e, aynı zamanda cemaatlerle çok sıkı ilişkileri olan bir parti Yeniden Refah Partisi. Evet. Bu cemaatlerden bir baskı gelebilir. Çünkü o cemaatlerin bir yerde AK Parti yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok yoğun bir destek aldıklarını biliyoruz. Bu sebeple 20 Şubat'a kadar benim burada bir soru işaretim daima olacak. Özellikle kamuoyu araştırmalarının sonuçları üzerinden. Bir ikinci nokta bence Fatih Erbakan'ın ee, ilginç bir siyaset kurgulaması var. Evet popülist bir e, siyaset kurguluyor. E, yeri geliyor sokak köpekleri üzerinden, yeri geliyor LGBT artılar üzerinden bir siyaset kurgulamaya çalışıyor. E, fakat bunu yaparken kendisini vazgeçilmez konumuna getirme e, noktasında da bir becerisi var. İnkar etmemek gerekiyor bunu e, ve Dikkat ettiyseniz dün çok sayıda televizyon kanalı acaba ne diyecek sorusuyla birlikte bunu Fatih Erbakan ve partisi bir politika olarak da uyguluyorlar aynı zamanda. Fatih Erbakan'ın açıklamalarını canlı yayınlamak durumunda kaldılar. Çünkü kamuoyu da merak ediyordu. Evet, evet. E, Fatih Erbakan Burada e, iktidara yönelik, iktidarın tabanında da rahatsızlık uyandıran başta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ortaya çıkan bu gemilerin ticareti olmak üzere birçok konuda rahatsızlıklarını dile getirdi. Burada aynı zamanda AK Parti'nin tabanına seslendi Fatih Erbakan ve oradan acaba başka biraz daha oy alabilir miyim gibi bir amaç güttü. Bunda başarılı olacak mı olmayacak mı bunu göreceğiz. Evet. E, fakat e, bence Fatih Erbakan'ın açıklamasındaki en önemli husus şuydu. Fatih Erbakan bu seçim bir beka seçimi değildir dedi. Aslında hala ortak olma ihtimali olan AK Parti'yi de bir yerde uyardı. 2019'da bunu denediniz, çalışmadı. 2023'te bunun dozunu arttırdınız, başka bir sonuç elde ettiniz. Ama belediye seçimleriyle bekayı bir arada tutmayın gibi bir çağrı da yapmış oldu ortaklarına ki aslında iktidarın da çok da bu sularda gezmediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı oy verirseniz hizmet gelir anlamına gelebilecek konuşma çok da beka söylemi yerine daha ziyade muhalefetteki bölünmüşlüğe oynayan ve aynı zamanda da hizmetin iktidarla birlikte gelebileceğini vurgulayan konuşmalarında görmek mümkün. Peki belki Altan dikkat etmişsindir senden hemen hemen bir iki haber önce yeniden refahlı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kasım Gülpınar'ın düzenlediği mitingi haberleştirmişti arkadaşlarımız. Onu ekrana taşıdık ve miting inanılmaz kalabalık. Çok erken bir süre aslında tahmin ediyorum ki hava sıcaklığı da çok düşüktür o bölgede şu an ama kalabalık gerçekten bize bir şeyleri anlatır mı? Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi'nin Fatih Erbakan'ın bu son dönemdeki çıkışlarıyla beraber toplayacağı oy ya da potansiyelinde ciddi bir artış var diyebilir miyiz? Şimdi Şanlıurfa şu açıdan da önemli e, muhafazakar ve sağ partileri çok sık tercih eden bir e, il Şanlıurfa e, zaten uzun süredir AK Parti yönetiminde fakat e, orada biraz da aşiret dengeleri devreye giriyor. E, Gülpınar önemli bir aşiretin evet. temsilcisi zaten e, ailesinden çok sayıda isim de sürekli olarak e, bu e, benzer muhafazakar sağ partilerde siyaset yapmışlardır. Yeniden Refah Partisi de burada karşılık bulabilen bir parti. Yanlış hatırlamıyorsam Gülpınar'ı e, destekleyen başka aşiretler de söz konusu ve bunlar da devreye girdiğinde AK Parti açısından e, Şanlıurfa'da zorlu bir sınav olacak. Evet. Hatta kazanma ihtimallerinin olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Evet. E, ve bir şehir kazanmak hele ki bir de iktidardan bunu kazanmak e, Şanlıurfa gibi önemli bir yeri kazanmak Yeniden Refah Partisi için büyük bir e, sıçrama tahtası olarak kullanılabilecek bir yerdir. Aslında Yeniden Refah Partisi'nin de Net hedeflerinden biri bu. Ee, ama burada belki de e, işte Kar yeniden refah partisini konuşurken, Dem partiyi konuşurken, Cumhuriyet Halk Partisinin de bir şeyin farkına varması gerektiğini söylemek gerekiyor. O da şu: e, bir ittifak siyaseti öremedi Cumhuriyet Halk Partisi. İyi partiye gidildi. İyi Parti'ye gidilirken aslında somut bir teklifle gidilmesi gerekirken somut bir teklifle gidilmedi. Kararınızı gözden geçirin sonra teklif getirelim denildi. Bu doğru bir strateji değildi. Dem Parti ile bir süredir devam eden görüşmeler vardı. Fakat ne kamuoyu ne de bazı Cumhuriyet Halk Partililer Dem Parti ile devam eden bu görüşmelerde sonucun ne olacağını ya da nelerin konuşulduğunu tam olarak bilemiyorlardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel merkez yönetimi doğru bir e, ittifak ya da işbirliği stratejisi oluşturamadı. Tıpkı adaylarını nasıl belirlediklerine dair kriterleri yeteri kadar kamuoyuyla anlatamamaları gibi. Ve bu tavlo e, biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bazı adaylarının işte Ekrem Bey gibi, Mansur Yavaş gibi, belki Bursa adayları gibi, e, Boz Bey gibi hı hı bazı adaylarını bir başına mücadele etmek zorunda bıraktı. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisinin de bu e, eksiklikleri acaba gözden geçirip geçirmeyeceğini de bir gazeteci olarak ben de merak ediyorum açıkçası.